Bu arada Pençe Kilit Operasyon Bölgesi dahil şu anda orada vatan nöbeti bekleyen Mehmetçi'ye de bir kez daha selam olsun buradan. İnanamazsınız yaptıkları işlere gerçekten. Yani görseniz keşke nerelerde ne nöbetler tuttuklarını, hakikaten inanamazsınız. Çok büyük çabalar, emekler var. Fahri Erenel hocam, sizle evet. Devam edelim. Bir ekleyecekleriniz varsa alayım Pençe Kilit'e. Yani ne anlama geldiğine dair. Buyurun. Sonra bu... Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bu bizi aramızdan ayrılışını rahmet, minnet ve özlemle andığımızı ifade etmek isterim. Akabinde olayı kamp düzeyine indirgemeden olayı stratejik düzeyde bir bakmak gerekiyor. PKK terör örgütünün 2010 yılı önce stratejisiyle 2010 yılı sonra stratejisi farklı. Bu aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin iç güvenlik harekatında kazanmış olduğu tecrübeyle bağlı olarak gelişmiştir. Alan hakimiyeti ve terör örgütü üzerinde yaz kış aralıksız yürütülen mücadele ve teknolojik gelişmelerle terör örgütü kıra dayalı stratejiyi terk etmek zorunda kalmış ve 2010 yılında şehire dayalı stratejiye geçmiştir. Yani bu ne demektir? İşte meşhur Hendek Çukur operasyonlarının başladığı bir süreçtir. Ve terör örgütü başlangıçta sözde özellikle adı altında buralarda biraz evvel Karayıl'ın açıkladığını deklare ettiği ifadelerle bir isyan başlattığını ifade etmişse de sonuçta Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin jandarma teşkilatının olağanüstü kahramanlığı ve cesaretiyle 4500'e yakın terörist etkisi hale getirilerek bu mücadelede yine PKK tersüs edilmiştir. Ve ondan sonra terör örgütü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2019 yılı itibariyle başlattığı daha evvel de önleyici strateji. Terörle mücadelede yeni bir sürece geçilmiştir. Önleyici strateji kapsamında daha evvel de yapılmıştı. Bizlerin de katıldığı çelik çekiş harekatı gibi çok büyük çaplı operasyonlarda aslında aynı işler yapılıyordu. Ancak buradaki temel fark şu olmuştur. PKK terör örgütü 2019'da süreçle başlayan Pençe Kilit harekatıyla hem terör örgütünün üstlenme yuvalarına bir aslanın pençesi gibi el atılmış, aynı zamanda onların kilit adı verilerek de Türkiye sınırlarından içeri girilmesi, engellenmesi hedeflenmiştir. Ve terör örgütü Türkiye sınırından başlayarak olabildiği kadar adeta bu bir nevi süpürme harekatıdır. Üst bölgelerinin ele geçirilmesi önemlidir ama bence PKK terör örgütünün Türkiye sınırından uzaklaştırılmasıdır esas olan. Ve bunda da ciddi bir başarı sağlanılmıştır. Ve PKK terör örgütü üst bölgelerinde asgari personelle kalarak aslında mevcudiyetini korumak için güneye doğru çekilmek zorunda kalmış. Ve bu sefer şehire dayalı stratejiyle şehirlerle, Kuzey Irak şehirleri, kasabaları içinde dolaşmaya başlamıştır. Bu durumda da KYP ile işte çatışmalar başladı. KDP ile. Evet. Barzani'nin peşmergeleriyle yer meselesi ve bu Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nde Türkiye'ye Faraştin adı verilen istihbarat birimleriyle ciddi bir istihbarat desteği vermesi PKK ile bu gruplar arasındaki ilişkileri gerginleştirdi. Aslında olaya üst bölgesi açısından dediğim gibi bakmamak gerekiyor. Şu anda PKK terör örgütü önceleri Türkiye, 2019 öncesinde Türkiye ana üst bölgesiydi. Bu ismi saydığımız üst bölgeleri ise kamp, dinlenme, eğitim, hastane, bakım gibi bir nevi geri üst bölgeleriydi. Ancak Pençe Kilit Harekatı'yla artık PKK terör örgütünün buraları ana üst bölgesi haline gelmiştir. Ve dolayısıyla Türkiye'de kendisini destekleyecek hiçbir üst bölgesi veya benzeri müzahir gruplar da etkisiz hale getirilince bütün gücünü güneye çekmiştir. Bu ona ne sağlamıştır? Türkiye'den sağlayamadığı eleman teminini Kuzey Irak personelinden, Kuzey Irak'tan sağlamaya başlamıştır. Suriye Kürtlerinden sağlamaya başlamıştır. Hatta daha da ileri giderek paralı eleman devşirmeye başlamıştır. Dolayısıyla yani Türkiye'den mesela örgüte katılım olmamasının temel sebebi bu mu? Tabii yani Türkiye'nin özellikle sizin de ifade ettiğiniz gibi terörizmle mücadele mi, teröristle mücadele mi? Türkiye'nin terörizmle mücadeleyi özellikle bölgede sadece Diyarbakır anneleri örneklerinden de hareketle bunu gösterebiliriz. Çok sayıda teşvikler, bölgesel kalkınma projeleri, eğitim, öğretim ve diğer alanlara yapılan altyapı yatırımları. En önemlisi ele geçirilen teröristlerin de sizin de röportajda konuştuğunuz gibi bizler de benzerleriyle benzeri
ilk istihbarat bilgileri temini için yapmıştık. Bu kişilere davranış şekilleri Türk Silahlı Kuvvetleri ile terör örgütü kaçanlar arasında özellikle ilişkiyi bu şekilde geliştirmiştir. Ve terör örgütünün yaydığı teröristlere eğer teslim olursanız sizi öldürürler ifadesi boşa çıkmıştır. Bakın 2000 civarında 2019'a kadar teslim olan teröristler üzerinde yapılan çalışmada bunların 18 yaş ve altı olanların %40'ını oluşturduğu görülüyor. Katılımlarda da aynı şekilde %35, %40'ı 18 yaş altı oluşturuyor. Bu açıdan baktığımızda bölge üzerinde 18 yaş ve altı üzerinde faaliyetler, etkinlikler ve bu kişilerin mutlaka bir eğitim kurumunda bir yerde istihdam yaratılma süreci başladığı anda Türkiye içerisinden örgüte katılımların giderek azaldığını görebiliyoruz. Bu son derece önemli bir konu. Diğer taraftan PKK terör örgütü gerek ülke içinde jandarma teşkilatı vasıtasıyla, emniyet genel müdürlüğüyle, ülke sınırları dışında ise Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT'in lider orijinli operasyonlarıyla ciddi bir aslında patinaj yapmaya başlamıştır. Terör örgütleri eğer kullanışlı örgüt olduklarını, günümüzün en moda terimi bu biliyorsunuz. Devlet altı örgütler diyoruz. Hibrit ve asimetrik bir harekat. PKK terör örgütü hala geçerli olan ve uzun sürede geçerli olacak asimetrik ve hibrit harekatta kullanışlı örgüt olduğunu ispatlamak zorunda. Şu anda İran kuzeyinde bulunmasını ve bu tür eylemlere devam etmesini Amerika Birleşik Devletleri ve onu ileride kullanacak diğer örgütler, devletler nezdinde İsrail dahil hala kullanışlı olduğunu, Türkiye'ye kafa tutabildiğini ifade edebilmek ve kapasitesini geliştirmek amaçlı olduğunu değerlendiriyoruz. Aslında bu PKK terör örgütünün can çekişmesidir. Aynı zamanda PKK terör örgütü İran kuzeyindeki çok farklı olarak varoluşsal bir mücadelenin alanıdır. Bakın daha yeni İran'la Suriye arasında yeni bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmaya göre Suriye, Irak, İran arasında Fars petrolleri Kuzey Irak'tan geçirilecek. Çin'in tek yol tek kuşaktaki ekonomik yolu nereden geçecek? İran kuzeyinden geçecek. Amerika buna müsaade ediyor mu? Şu anda Çin orada bir turizm kenti kuruyor. En büyük AVM'yi yaptı, en büyük konsolosluğunu kurdu. Ruslar bu bölge içerisinde bu bölgeden çıkan petrolün Türkiye üzerinden nakli için Rosneft üzerinden gerekli koordinasyon ve projeleri geliştirdi. Amerika Birleşik Devletleri sadece geçen yıl 250 milyon dolar Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne araç, silah, gereç hazır olarak bunları verdi. Dolayısıyla İran kuzeyi sadece PKK terör örgütünün varlık gösterdiği bir alanın ötesinde uluslararası konjonktürde İran'ın, Çin'in, Rusya'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda aslında şunu ifade edebiliriz. Mackinder'in kalp-kah teorisinin bir nevi kalbin merkezi konumuna gelmiş durumdadır İran kuzeyi. Bunu kısmen Suriye'yi de dahil edebiliriz. İran için hayati öneme aizdir. Çin için tek yol tek kuşak için hayati öneme aizdir. Amerika için İran'ı kontrol etmek için hayati öneme aizdir. İran kuzeyini bu bölgeyi kontrol eden Türkiye üzerine, Hazar bölgesine, İran'a, Akdeniz'e ve güneye Basra Körfezi'ne doğru ciddi bir çıkış noktası yakalayabilir. Bu yüzden Irak kuzeyinin artan öneminde sadece olayı üst bölgeleri üzerinden gittiğimizde ki bunda bizlerin de girdiği defalarca girmiş olduğu bölgelerdir. Üstelik o zamanki hiç İHA, SİHA'nın vesairenin olmadığı elimizde Irak kuzeyinin, güneyinin haritaları ilk operasyona çıktığımızda bembeyaz bir haritaydı. Yani Türkiye tarafı var. Irak sınırının tarafı bembeyazdı. Yani nereye gideceğimizi bilir. Harita genel komutanın 25 bin ölçekli haritalar bile yetersizdi o dönemde. Bırakın İHA'yı ve SİHA'yı nereye gideceğimizi bile tam olarak bilmiyorduk. 1986-87 yıllarından söz ediyoruz. İlk terörle mücadele operasyonunda. Ama şimdi harita genel komutanlarının karar vericilerin önünde 3 boyutlu haritaları, profesyonelleşme, komando birlik sayısının arttırılmış olması, tim teşkilatlanması, İHA SİHA'ların etkin kullanımı, istihbaratın koordinesi ve yerel istihbarattan etkin bir şekilde yararlanma, bütün bunları ortaya koyduğumuzda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin liderlik kapasitesinin özellikle küçük birlik seviyesinin arttırılması ve uzman personelden oluşan yapının birbirini iyi tanımasıyla birlikte terörle mücadelede şu anda terör örgütü bireysel EYP dediğimiz el yapım patlayıcılarla veya taciz atışlarıyla üst bölgelerine uzaktandır o da. Asla bir saldırı şeklinde değildir. Bunlar da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin buradaki harekatını engellemek
ve aynı zamanda biraz evvel ifade ettiğim gibi kendisini kullanmak isteyen devletlere ben hala kullanışlı bir örgütüm. Gelip beni kullanabilirsiniz. Bakın ben bu durumda bile bir şeyler yapabiliyorum mesajı göndermektedir. Niye buradan bu mesajı gönderiyor? Hem Amerika'da İran kuzeyinde vardır. Amerika aynı zamanda Suriye'nin kuzeyinde ve Suriye'nin Fırat'ın doğusunda da vardır. Ve PKK'yı orada kullanmaya çalışıyor. Ama oradaki ismiyle Suriye Demokratik Güçleri adı altında kullanmaya çalışıyor. Diğer bir konuda İran kuzeyinde daha evvel biliyorsun bağımsızlık hareketi girişimi oldu. Bağımsızlık referandumu yapıldı. Burada Rusya, Türkiye, İran'ın bir araya gelmesiyle, Amerika'nın da kısmen karşı çıkmasıyla bu engellendi. Sonra ikinci bir hamle oldu. Roche peşmergeleri, ENKS denilen yapıyla biliyorsunuz Barzani personeli görüşerek İran kuzey ile Suriye'nin kuzeyindeki Kürtleri bir araya getirip burada bir Kürdistan gibi bir yapı oluşturma gibi bir hevesleri var. Bundan asla vazgeçilmedi. O yüzden bu bölge Türkiye için varoluşsal bir risk merkezi olarak ben düşünüyorum İran kuzeyini. Suriye'de öyledir ama İran kuzeyi benim açımdan daha stratejik bir önceliğe aitdir.